Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programında Mudaffifin suresini değerlendireceğiz. Allahu Teala burada bize şöyle bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Veylül lil mudaffifin. Ölçüde, tartıda noksanlık yapanlara veyl olsun. Veyl yani yazıklar olsun gibi genelde böyle mana verilebilir. Veyl cehennemde bir vadidir denilmiş. Bu da onların akıbetini beyan eder. Yani ölçüde tartıda noksanlık yapanların akıbeti böyle bir veyl deresidir. Ellezine mudaffifin ifadesinin bir açılımı kimdir bunlar? Ki onlar izektalu alennasi yestevfun. İnsanlardan aldıkları zaman tam almak isterler. Yani insanlardan bir şeyler aldıklarında eksiksiz, noksansız bir şekilde almaya çalışırlar. Ve izâ kâluhum evvezenuhum. Ama kendileri ölçüp tarttıklarında yuhsirun, noksanlık yaparlar ve karşı tarafı zarara uğratmaya çalışırlar. Bu tabii bütün zamanlarda insanlığın genel bir problemidir. Malum insan tabiatında bencil, egoist bir yapıya sahip ve bu insan Rabbena hep bana demek istiyor. Keser gibi hep kendine yontmak istiyor. Bunun sonucu olarak da görüyoruz ki ticarette, alışverişte insanların pek çoğu aldatma temayülünde ve şu anda artık iştahı da çığırından çıkmış vaziyette. İşte mala hile karıştırmak, ölçerken, tartarken eksik ölçüp tartmak, fiyatları anormal şişirmek, bu gibi durumlarla karşı karşıyayız. Kur'an-ı Kerim özellikle Hazreti Şuayb'ın kavminin bu durumda daha çok belirgin bir durumda olduğunu anlatır. Ölçerken, tartarken eksik ölçüp tartmaları nazara verilir. Ve Şuayb aleyhisselam bu konuda onlarla çok ciddi bir mücadele vermiştir. Kur'an-ı Kerim bize bunları anlatır ve onun kavminin bunun neticesinde helak olduğunu, yani peygamberi dinlememenin bir sonucu olarak yaptıkları bu haksızlığın neticesinde helak olduklarını bize anlatır. İşte bir toplumda da Hazreti Şuayb'ın kavminde olduğu gibi ölçü ve tartıda dengesizlikler varsa o toplumun kıyameti yakın gibidir. O toplumda pek çok kargaşalar, pek çok kaos ortamları meydana gelebilecektir ve gelmektedir. Ela yazunnu ulaike ennehum meb'usun. Bu kimseler, ölçü tartıda noksanlık yapan kimseler kendilerinin gönderileceklerini zannetmiyorlar mı? Liyevmin azim, büyük bir güne. Yevme yegumun nas li rabbil alemin. O gün insanlar alemlerin Rabbinin huzurunda kıyam dururlar. Yani bunlar ahirete inanmıyor mu? Bunlar Allah'ın huzurunda hesap verecekleri, kıyam duracakları ve inceden inceye bir muhasebe eleğinden geçirilecekleri o büyük günü hesaba katmıyorlar mı? Böyle bir günün kendilerine geleceğini bunlar hiç zannetmiyorlar mı? Ayet-i kerimede inanmıyorlar mı demek yerine zannetmiyorlar mı denilmesi bir zannın bile bu konuda ihtiyat hususunda yeterli olacağına bir işarettir. Yani bir insan tam inanmasa bile fakat bir zan içinde ya ahiret gelirse bu noktada bir zan içinde olsa kendine dikkat etmesi gerekir. Çünkü yaptığı bütün haksızlıkların karşılığı orada karşısına çıkacaktır ve bunun cezasını görecektir. Bir insan diyelim bir yolda giderken o yolda diyelim eşkıya var veya o yolda başka problemler var. Bunu duysa tam kat'i de bilmese var mı yok mu yine de ihtiyaten o yolu değil başka yolu tercih eder. Madem insan bu şekilde ihtiyatı seven bir varlıktır, ahiretle alakalı o büyük hesap gününü de hesaba katmalı. Ona göre ölçerken, tartarken adaletli olmalı, kimseyi mağdur etmemeli ve haksız bir kazanç içinde olmamalı. Kelle inne kitabel füccar lefi siccin. Hayır, iş onların zannettiği gibi değil. Facir olanların kitabı, amel defteri siccindedir. Ve ma edrake ma siccin. Siccin nedir bilir misin? Kitabun mergum. O yazılı bir kitaptır. Veylün yevme izillil mükezzibin.
O gün yalanlayanların vay haline. Dünyadayken Allah'ın ayetlerini yalanlayanların o gün, yani o cehenneme gönderildiklerinde, bir zindan hükmünde olan cehenneme gönderildiklerinde vay haline. Ellezine yükezzibune bi yevmiddin, ki onlar yevmiddinim, yani hesap gününü yalanlıyorlar. Ve ma yükezzibu bihi illa kullu mutedin esim. Halbuki o günü haddi aşan, günahlara dalan, bunu adet haline getiren kimseden başka hiçbir kimse yalanlamaz. Yani öyle bir günü yalanlayanlar da haddi aşan, günah işlemeyi artık tabiatının bir parçası haline getiren, adet haline getiren kimselerdir. İzâ tütle aleyhi âyâtuna gâle esâtirul evvelin. Böyle durumda olan bir kimse ayetlerimiz kendisine okunduğunda esâtirul evvelin der. Yani bu eskilerin masallarıdır. Bunlar bir takım mitolojik şeylerdir ve hayali şeylerdir der. Bunları reddeder. Kelle bel ran ala kulubihim ma kanu yeksibun. Doğrusu şu ki onların yapmış oldukları şeyler, kesbetmiş oldukları şeyler kalplerini paslandırmıştır. Kelle innahum an rabbihim yevme izin le mahcubun. Hayır. Hayır. Diğer alemde o gün onlar Rablerinden perdeli olacaklar. Rablerine muhatap olamayacaklar ve perdeli olacaklar. Rüyetullah'a nail olamayacaklar. Sümme innehum lesalul cahim, ve sonra onlar cehenneme atılacak ve cehenneme girecekler. Sümme yugalu, ve sonra da onlara denilecek ki hâzellezî küntüm bihi tükezzibun. İşte bu yalanlamış olduğunuz şeydir. Yani dünyada ahiret yoktur, cehennem yoktur diyordunuz. İşte yalanlamış olduğunuz ahiret geldi, yalanlamış olduğunuz cehenneme girdiniz. Onlara bu manalar orada bildirilecek. Yalanlamış oldukları cezayla karşı karşıya oldukları anlatılacak. Allah-u Teala mücrim olanların, yani günahı, Allah'ın ayetlerini yalanlamayı adet haline getirenlerin akıbetini anlattıktan sonra diğer canibe dikkat çekiyor ve şöyle buyuruyor. Kelle inne kitabel ebrar lefi illiyin. Ebrarın kitabı ise illiyindedir. Ve ma edrake ma illiyun. Peki illiyun nedir? Bunu sen nereden bileceksin? Kitabın mergum, o da yazılı bir kitaptır. Yeşheduhul mukarrabun, mukarrab olanlar ona şahittir veya onu müşahede ederler. Değerli izleyenlerim, füccarla alakalı facirlerin, yani günahı adet haline getirenlerin kitabı, amel defteri bu siccindedir denildi. Yani bunlarla alakalı bunun varacağı yer siccindir. Siccin, sicin kökünden geliyor ve hapishane anlamında. Cehennem dediğimizde cehennem bir yönüyle hapishanedir. Yani cehennemin dünyadaki misali hapishanedir. Ama sıradan bir hapishane, açık hava hapishanesi tarzında değil, kendi içinde dereceleri olan ama en basitinin bile çok dehşetli olduğu, büyük azabın görüleceği bir menzil. Allah-u Teala o kısmı anlattı. Ardından da iyi olanların, ebrar tabir edilen iyi kimselerin durumunu nazara verdi. Onların kitabı, amel defteri ise illiyyundadır. İlliyyun yüksekliği ifade ediyor. Merhum Necip Fazıl'ın oluklar çift, birinden nur akar birinden kir dediği gibi. Yani oluklardan birisi cehenneme doğru akıyor. Kirli işler, kötü fiiller, kötü inançlar cehennemi meydana getiriyor. Oranın pisliğini, oranın azabını meydana getiriyor. Ama insanların iyi amelleri, bunlar da yukarı alemlere yükseltiliyor. Ve bu kimseler vefat ettiklerinde daha cennete gitmeden cennetin küçük bir misalini yaşıyorlar. İlliyyun denilen yüksek makama doğru yükseltiliyorlar. Ve ölen insanların işte ameli iyiyse İlliyyun'a yükseltilmesi, ameli kötüyse
aşağıya indirilmesi, adeta mağma tabakası küçük bir cehennem hükmünde 200 bin dereceye varan bir sıcaklık var. Ve orasının cehennem çukurlarından bir çukur gibi hizmet görmesi tabir yerindeyse bu manalara hadiste işaret edilmiş. İşte cennet ehli olan o iyi insanlar, onların amel defterleri illiyyündedir. O illiyyün nedir bildin mi? Ve o kitabın mergum, yazılmış olan bir kitaptır. Onların amelleri, amel defterleri orada yazılı veya isimleri orada yazılı. Kim nereye, ne şekilde, hangi makama gönderilecek, bunlar belli. Mukarrep olanlar bunu müşahede eder. Mukarrep olanlar Allah nezdinde itibarlı, Allah nezdinde seçkin olan kimseler. El melâiketül mukarrabun diye ayette geçer. Mukarrep olan melekler, işte arşa görevli olan melekler daha böyle seçkin konumda, diğer meleklerin fevkinde görevleri bulunmakta. İnsanlar içinde peygamberler mukarrep olanlardır. Ve Vakıa suresini okuduğumuzda orada insanların üç grup halinde değerlendirildiğini görüyoruz. Es-sâbigûn, es-sâbigûn, önde olanlar. Öte yandan ashab-ül yemin, cennet ashabı olanlar. Ve üçüncü olarak da ashab-ı şimal. O surede bunların ayrıntıları da anlatılıyor. Ve orada şunu görüyoruz. Normal ehli cennet olanlar var. Bir de ehli cennet içinde çok seçkin konumda olan, kendilerine es-sâbigûn denilen, yani şu dünya hayatındaki yarışta öne geçmiş olan, hayat maratonunda gerçekten derece elde etmiş olan kimseler. Onlara da es-sâbigûn deniliyor. Bunlar da insanlar içerisinde mukarrep olan, nezd-i ilahide itibarlı, kıymetli olan kimselerdir. İşte mukarrep olanlar bunu müşahede eder. Melekler olarak açıkladığımızda mukarrep olan melekler kimin cennetin hangi makamına gideceğini onlar o yazılı olan kitapta görürler, okurlar. Bu mana olabilir. Öte yandan mukarrep olan insanlar diğer insanlara şöyle baktığında onların durumu nedir, gidişatı nedir? Az çok çıkarırlar. Kendilerine ya bir derece malum olur, keşfen malum olur veya ferasetleriyle o insanı ne durumda olduğunu bilirler, tanırlar. İnnel ebrar lefî naîm. Ebrar, iyi insanlar naîm cennetlerindedir. Alel erâiki yenzurun. Onlar cennet koltukları üzerinde etrafa nazar etmekte, keyif içinde etrafı temaşa etmektedirler. Tarifu fî vucûhihim nadraten naîm. Sen bunların yüzünde o nimetlerin parlaklığını görürsün. Hani bir insan çok güzel nimetlere mazhar olduğunda yüz hatlarına da bu yansır. Ve dıştan bakan bir kimse onun mutluluktan adeta uçtuğunu yüz hatlarından okuyabilir. İşte iyi olan insanlar cennet iskemlelerinde, cennet koltuklarında keyif ediyorlar, etrafa bakıyorlar ve tamamen nimet içerisindeler. Dıştan bakan birisi onların yüzlerindeki parlaklığı, beşuşiyeti, mutluluğu açık bir şekilde görebiliyor. Yuskavne min rahigim mahtum. Bunlar özel bir içecekten, mühürlü bir içecekten kendilerine sunulur. Doğrudan içerler demiyor da, yani kendilerinin böyle o içecekleri şeyin yanına varıp içmesi değil, bunlara takdim ediliyor. Yani güzel bir lokantaya insan gitse, garsonlar orada nasıl güzel hizmet ederler, daha ne istersiniz efendim diye sorarlar. Cennet ehli de diğer alemde hizmet edilecek kendilerine. Ve bunlara en güzel cennet içeceklerinden de sunulacak. Hitamuhu misk. Ve bunun sonu, bu içeceğin sonu bir misktir. Yani dünyada insan içki içtiğinde aklı başından gider. Hitamuhu misk değildir. Hitamuhu rezalettir. Dünyada bu gibi içkilerin, yani dünyadaki içkilerin sonu rezalettir. Ama cennetteki içecek tamamen bir keyif, tamamen bir lezzet ve bunun sonucunda da insanlarda sarhoşluk da yok. İnsanlarda ağızlarından kötü şeylerin çıkması yok.
ve sonunda defi hacet gibi bir ihtiyaç da yok. Vücudundan bir misk, güzel bir koku şeklinde bu ayrılacak. Ve fî zâlike felyetenâfesil mutenâfisun. İşte yarışanlar bununla alakalı yarışsınlar. Bunları elde etmek için yarışsınlar. Münafese yarış anlamında da kullanılan bir şey. İmrenme manası da var. İmrenenler işte buna imrensinler, bunu elde etmeye çalışsınlar. Elbette insan dünyada da bir takım böyle güzel nimetler elde etmek ister. Onun için bir yarış içerisinde olur. Ama asıl yarış edilmesi gereken şey cennetteki bu nimetlerdir. Ve mizacuhu min teslim, bunun mizacı yani karışım maddesi, o rahig-i mahtum diye özel cennet ehline özel o içeceğin karışım maddesi teslimdendir. Bu cennetin yüksek taraflarından daha özel bir karışım olarak ifade edilir tefsirlerde. Aynen bu bir pınardır. Yeşrabu bihel mukarrabun, mukarreb olanlar bundan içerler. Burada şöyle bir inceliğe dikkat çekiliyor. Normal ebrar dediğimiz iyiler, cenneti kazanmış olanlar bunu karıştırarak içiyorlar. Doğrudan bu teslimden içecek olsalar dayanamayacaklar. Ama karıştırarak ancak o şekilde içebiliyorlar. Üst düzey olanlar ise bunu doğrudan doğruya içiyorlar. Bu da dünyadaki zevklerdeki farklılığın cennete bir yansımış şekli denilebilir. Ben şöyle ifade etmeye çalışayım. Diyelim ki çok edebi bir ifade. O edebi ifadeyi üst düzey olan bir kimse rahatlıkla anlayabilir. Ama bir başkası biraz buna karışımla anlayabilir. Yani açıklama cümleleriyle anlayabilir. Ve birisi ondan zevk alırken, o orijinal haliyle o cümleden gayet zevk alırken, diğeri o haliyle zevk alamaz. Ancak arada bir şeyler karıştırılırsa, yani bir takım açıklamalar yapılırsa, o zaman bundan zevk alır. Dünyada bunu görmekteyiz. İşte edebi ifadelerde, diyelim ki kamus namustur. Bunu anlayan bir kimse, kamus namustur cümlesini anlayan bir kimse, bu sözün güzelliğinden fevkalade lezzet alır. Ama kamus nedir bilmeyen bir kimse bu cümleden çok da lezzet alamaz. Ama bu açıklanırsa, yani kamus lügat demektir. İşte bir milletin lügatı, dili o milletin namusu hükmündedir. Dolayısıyla taviz verilmemesi gerekir. Böyle anlatıldığı zaman muhatap da bundan o zaman zevk alacaktır. İşte nasıl ki insanlar arasında söze muhatap olmakta böyle mertebeler var. Mukarreb yani üst düzey olanlar doğrudan veciz haline muhatap olabiliyor. Zevkten dört köşe oluyor adeta. Ama buna muhatap olamayanlar ise biraz açıklamalı ifadelerle anlıyorlar. O zaman onlar da bu ifadelerden gerçekten zevk alıyorlar. İşte diğer alemde de insanların mertebesine, derecesine göre cennetten özel içecekleri olacak. Burada bunun belki içecekle anlatılması manevi zevklere de bir işaret gibi düşünülebilir. Divan edebiyatında mesela bir takım mazmunlar kullanılmıştır. İşte orada meyhaneden de söz edilir. O meyhanede işte içki içmekten, zevk almaktan da söz edilir. Bunlar sembolik bir anlatımdır. Ve o sembolik anlatımda oradaki içilen, anlaşılan hakikatler, yüksek hakikatler, bunu sunan işte kamil insanlar, kamil mürşit olan insanlar gibi bu manada bunların açıklamaları yapılır. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde cennetin manevi lezzetleri nazara veriliyor. Ama herkes manevi lezzetleri doğrudan anlayamayacağından maddi lezzetlerle de ufkumuz açılıyor. Ve o manevi lezzetlere oradan bakabiliyoruz. Bu ibarelerden insanların oradaki farklı farklı lezzet derecelerini az çok anlayabiliyoruz. İnnellezine ecramu, o mücrim olanlar var ya, kânu minellezine amenu yedhakun, onlar iman edenlere gülüyorlardı. Yani şu dünya hayatında o mücrim kimseler, günah işlemeyi adet haline getirmiş olan kimseler, ehli iman olanlara gülüyorlardı.
Ve izâ merru bihim yetegâmezun. Onlara uğradıklarında, yani ehli iman onlara uğradığında veya onlar ehli imana uğradıklarında, iki tarafa da muhtemel bir ifade, birbirlerine kaş göz işareti yapıyorlardı. Ha, şu var ya işte bak gibisinden birbirlerine bu şekilde işarette bulunuyorlardı. Ve bunu tahkir için yapıyorlardı. Ve izen galebu ile ehlihim in galebu fekihin. Ve kendi ehillerine vardıklarında, aileleri olabilir, kendi yandaşları, yoldaşları olabilir, onlara vardıklarında keyifle varıyorlardı. Yani bugün ben yine müminlerden işte şunlarla şöyle dalga geçtim gibi keyifle varıyorlardı. Ve izâ ra'evhum, ve bu mücrim olanlar, günahları hayatının bir parçası yapan, daima günahlara dalan bu kimseler, müminleri gördüklerinde galu diyorlardı ki inne haulâi ledallun. Yani şu kimseler var ya, bunlar sapıtmış kimseler, yoldan çıkmış kimseler diyorlardı. Ve mâ ursilu aleyhim hafizîn. Halbuki onlara muhafız olarak gönderilmediler. Yani kendilerine baksınlar, kendilerine bir çeki düzen versinler. Başkalarını tenkit etmek değil, kendi hayatlarını yoluna koysunlar, düzgün bir hayat yaşasınlar. Onlardan istenen buydu ama tuttular, ehli imanla alay etmeyi tercih ettiler. فَالْيَوْمَ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا. Bugün ise iman edenler, مِنَ الْكُفَّارِ يَدْحَكُونَ. Kafirlere karşı gülerler. Yani son gülen iyi gülermiş. İşte ehli imana dünyadayken küfrün önde gelenleri veya küfrün takipçileri, bunlar gülüyorlardı. Ebu Cehil gibiler, Ebu Leheb gibiler, Ammar bin Yasir gibi, Bilal-i Habeşi gibi müminlerin böyle zayıf, sosyal statü itibariyle daha gerilerde olanlarını gördüklerinde bunlar gülüyorlardı, onlarla dalga geçiyorlardı. Fakat diğer alemde gülme sırası ehli imana geliyor. Alel era iki yanzurun, ve o cennet ehli bunlara bakarlar. Kendileri cennet iskemlelerine, tahtlarına kurulmuş vaziyette. Hel suvvi bel küffar mâ kânu yef'alun. Yani nasıl kafirler yaptıklarının karşılığını gördüler mi? Elbette gördüler. Ve bu şekilde cezalandırıldılar. İşte Kur'an-ı Kerim bu ifadeleriyle bize nice dersleri veriyor. Bir tek suresiyle nice hakikatleri bize anlatıyor. Cenab-ı Hak bizleri Kur'an'ın nurlarına ve sırlarına mazhar eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.